Dilimizden hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 5 yıldızlı bir oteldeyiz. Bugün bu otelde kendime iş bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Teker teker bütün departmanların işleri nasıl yapılıyor deneyeceğim ve kendime uygun olan hangisi ise onu seçeceğim. Bir resepsiyonist gibi giyindim ve otelimizin giriş kısmındayım. Sizlerle birlikte resepsiyon kısmına gideceğiz ve ilk meslek grubumuz olan resepsiyonistliği deneyeceğiz. Bakalım resepsiyonda neler oluyormuş? Müşteriler otele geldiği zaman resepsiyonda ne gibi şeyler yapılıyormuş? Bunu deneyeceğim. Daha sonrasında aşçı, bellboy, ne bileyim housekeeping, animatör, hepsini teker teker deneyeceğim. Bakalım bana en uygun meslek grubu hangisi olacak, nasıl olmuşum? Güzel, yakışmış. Yakışıklı mıyım? Normalde bu arada işe böyle yırtık pantolonla gelemezsin tahmin ediyorum. Ben arkadaşlar kumaş pantolon getirmeyi unutmuşum. Şimdi otele ilk geldiğiniz zaman ilk karşılama bölümü olan resepsiyona gireceğim ve çalışmaya başlayacağım. Sonuçta siz de bizim müşteri sayılırsınız kanalda. Burası da bizim resepsiyon sayılır. Sizden beklentim abone olmanız videoya geçmeden önce. Teşekkür ediyoruz, başlıyoruz. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Giriş işlemlerinizi yapmak için kimlik veya pasaportlarınızı alabilir miyim? Teşekkürler. İşlemleri tamamlarken arzu ederseniz size içecek bir şeyler ikram edebiliriz. Yok. Öncelikle doldurmanız gereken bir takım formlarınız var. Burada isim, soy isim, TC, adresleriniz ve telefon numaralarınızı alacağız. Şöyle kalemleri takdim edelim. Daha sonrasında sizlere odamızı göstereceğiz. Şimdi misafirlerimizin giriş bilgilerini aldık. Daha öncesinden rezervasyon yaptırmışlar. Kartlarını hemen şu şekilde onaylayıp kendilerine teslim edeceğim. Birinci kat. 3 tane oda kiralamışlar kendilerine. Bu da üçüncüsü. Kartlar hazır. Müşterilerimize kartlarını teslim ediyoruz. İyi tatiller diliyorum. Bellboy arkadaşım gelip sizlere yardımcı olacak. Sağ olun, kolay gelsin. Şimdi müşterilerimizin girişini yaptık. Müşterilerimizi bellboy yani valizlerini taşıyan arkadaşlar karşılayacak. Tatilleri başlıyor. İyi tatiller diliyoruz onlara. Buyurun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi misafirlerimizin girişini yaptık. Şu anda onların valizlerini aldım. Kıyafetim değişti. Bakın renge aldanmayın. Şu anda bellboy kıyafeti. Valizlerini odalarına kadar onlarla birlikte götüreceğim ve onlara odayı tanıtacağım. Benim en sevdiğim meslek gruplarından birisi bellboyluk. Valizleri odaya atıyorsun. Bahşişi alıyorsun. Devam. Beyler sizin oda 4. katta. Size odaya kadar eşlik edeceğim. Valizlerinizi odaya yerleştireceğim. Daha sonrasında odada işte nerede duş yapacaksınız? Nereye yatacaksınız? Sonrasında da tabii ki anladın mı? Anladık da yazıyor. Şimdi bizi duş alacağımız yeri anlatmana gerek yok kardeşim, sağ ol. Sıçacağımız yeri de anlat o zaman yani. Tabii beyefendi, tuvaletleri de göstereyim. Buyurun. Normalde müşterilerimizi ayrı bir asansörle, kendimiz ayrı bir asansörle çıkıyoruz ama ben tabii ki bahşişim yüksek olsun diye müşterilerimizle birlikte çıkıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ tarafta. 401, şu taraf. Şurada. Gel biz sana gösterelim. Ya sonuçta ilk de iş günüm. Ne yapacağımı da pek bilemiyorum. Kusura bakmayın. Yanlış bir şey yaparsam kusura bakmayın yani. Sorun değil. Komik olabilirsin de talk show'a dönmesem acaba? İşte sen şuna baksana 401'lerde. Berkay sen de bu tarafa bak. Vallahi buldum. Neresi? Ya burası abi burası. 4104. Yo burası. 4104. Kart açıyor ya burası. Hayır abi de lazım o kartı. Dur başkasının odasına girmeyelim. Bizim oda 4104 mü? Oğlum. Pardon kusura bakmayın. Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki de açmamışım o kapıyı. Nasıl bellboy hizmeti? Hoş geldiniz. Bir saat. Ona göre bir bahşiş alacak benden. Buyurun 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 buyurun. Oo wow. Size çok güzel bir oda hazırladık. Şöyle pencereleri açayım. Sanki bizim için değil gibi bu oda. Bana öyle geldi biraz. Vay. Burası yataklarınız. Burada meyve tabağınız, tatlılarınız. Şurası banyo. Burada duşunuzu alabilirsiniz. Burada dolaplarımız var. Değerli eşyalarınız varsa kasaya koyabilirsiniz. Değerli eşyanız var mı yanınızda? Değerli eşyanız. Var yani, değerli eşyamız var. Seni ne kadar ilgilendirir pardon. Kartlar teslim edeyim size. Bir alalım biz. Kartlar teslim edeyim. Hoş geldiniz. Sağ olun, geldik vallahi. Bir saattir geldik zaten. Kartı alabilir miyim? Kartlar teslim edeyim size. Okey, size şöyle birer tane kartları teslim edeyim. Alalım biz. Buyurun sizin. Şöyle valla valizde kaldı. Şey yapalım biz sonra. Kolay gelsin. O zaman iyi tatiller size. Küfreden insanları sevmem. Anlarım da mimiklerinden. Kolay gelsin. Ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa telefondan sıfıra basmanız yeterli. Resepsiyonu arıyor, onlarla görüşürsün. Tamam, görüşürüz. Bir üzüldüm gibi de yine görüşürüz aşağıda zaten. İyi tatiller. Sağ ol. Adamlar havludan timsah yapmış lan. Baksana şuna. Tatil başladı.
Nasıl uyuyacağım burada ben? Baklava mı, kremalı mı? Baklava ver misin Yansır abi, gel. Türk'üş baklava. Abi bu şey mi? Hizmet güzel ama Belbo'yu iyi hizmet yapmadı. Otelin hizmeti güzel. Evet, görmüş olduğunuz gibi müşterilerimizi odalarına yerleştirdik ve mutfağa geldik. 2000 kişilik bir otel olduğu için bunun gibi birçok mutfak var. Biz kendimize bir mutfak kapattırdık. Müşterilerimize burada güzel yemekler, tatlılar, meyveler hazırlıyoruz. Ben gelen müşterilere, benim tanıdığım müşterilere güzel bir meyve tabağı hazırlayıp onların gönüllerini almaya çalışacağım. Çünkü bellboyken onları çok böyle mutlu edebildiğimi düşünmüyorum. O yüzden sizi soğuk hava deposuna götüreyim. Şöyle dolabımız var. Gel abi. Daha öncesinden hazırladığım meyveler var. Bu meyvelerden güzel bir meyve tabağı yapıp onların gönüllerini alacağım. Tertemiz bak. Şimdi çeşit çeşit meyvemiz var. Tahtam da burada. O kadar şekilli bir tabak hazırlamam lazım ki müşteriler mutlu olsun. Çocuğa bak ne kadar uğraşmışlar. Bizim için desinler, bahşişi patlatsınlar. Şimdi ananas var, elma var, muz var, çilek de var. Hazırlamadan önce tadına bakacaksın. Her yıkadık çünkü biz bunları. Bakabilirsin. Senenin ilk çileğini yiyorum. Güzel. Neymiş abi? Hep merak ettiğim şeylerden birisi ne biliyor musun? Aşçılar böyle yemek hazırlarken süper yemekler hazırlıyorlar ya. Yiyorlar değil mi? O yüzden göbekli oluyor aşçılar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi finalde meyvelerimizi ve meyve tabağımızı teker teker ellerimle hazırladım. Şimdi bunu misafirlerimize sunma zamanı. Buyurun. İnşallah beğenirler. Gel. Anlayana mesajlı bir tabak. Buyurun. Hoş geldiniz tekrardan. Az önceki tatsız karşılaşmamızdan dolayı kusura bakmayın. Özür babında size ellerimle böyle bir meyve tabağı hazırlamak istedim. Ananasından, yani, efendime söyleyeyim, karpuzuna karpuzundan, kivisine kivisinden, yaban mersinine yaban mersininden, altın çileğine kadar. Şaka baka, harbiden iyi yapmışsın he. Böyle bir şeylerle diyeyim. Tamam. Hayatının geri kalanını acaba otelde mi devam etsen? Ben hayatımın geri kalanını YouTuber olarak devam edeceğim. Al Yasir abicim. Abdü, yarın bir de balık restoranı falan videosu mu çeksen? Balık yemiyorum da bayağı. Geldiğin zaman sana böyle bir meyve tabağı restoranda olsun, havuz kenarında olsun verirse 10 lira, çok 10 mutlu lira, eder değil mi? 10 lira tip veririm. 10 lira? Hı hı. 10 lirayı ben olsam tip olarak çok teşekkür ederim beyefendi deyip almam. 10 TL'yi. Çok sağ olun beyefendi. Çok sağ olun, çok naziksiniz derim, giderim. Hiç vermesem daha mı iyi 10 lira? Sen kaç para kabul edersin? Ben mi? Evet. Abi ben 10 lirayı da kabul ederim ya. Hiç 10 liram yoksa 10 lirayı da kabul ederim. Yemin ederim tam bir YouTuber bak. Bütün kitleyi şu anda arkasına alın. Siz bunu yiyin. Ben birkaç bir işim daha var, onları halledeyim. Gelin, tamam mı? Ne mesela daha... şimdi ne olmaya gidiyorsun? Bu rahatlıkta olsa aşçılığı tercih ederim. Bu rahatlıktaki tek aşçı bu arada şef aşçıdır. Ama o bile müşterilerle şu şekilde oturup yemek yiyemez. Sizin yani samimiyetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah, sen bizim kardeşimizsin. Ama şaka maka, keşke kamerada meyvenin tadı karşıya geçse, karpuzun tadı karşıya geçse. Çok da can çektirmek istemiyorum. Abi eline sağlık, teşekkür ederim. Video ayağına da karnımızı doyurdun bugün, teşekkür ederiz. Afiyet olsun, siz devam edin. Ben hazırlanıp geliyorum, tam diğer mesleğe. Meyve harbiden iyi lan. Acaba meyve tabağını söylediği zaman bitirmiyor mu insanlar? Bunu bitirmesek mi ki? Aa, ayıp mı olur? Bilemedim ki. Lan yiyin oğlum. Ne ya? Oğlum. Hem video çekiyoruz hem de müşteriyiz şu an. O kimliğinizi unutmayın. Biz müşteriyiz. Hani kartımız yok. Bitiriyor mu işte bunu? Bitiriyor tabii ki de. Silip süpürüyorlar mı acaba? Lan para vermişsin gibi düşün. Para vermediğin için para verdik. Müşteriyiz. Odamız var. Tatilin en güzel dönemi. Hava sıcak. Şimdi bizimkileri bulacağım. Onlar için ne yapacağım? Kıyafetimden de anladığınız üzere. Ben animasyon ekibindenim şu an. Animatörüm bugün. Ne yapıyorum? İnsanları eğlendirmeye çalışıyorum. Voleybol organize ediyorum. Danslar, bir şeyler. Anladın mı? Onlara güzel şeyler organize etmem lazım. Bizimkileri bulacağım ve onlar için güzel eğlenceler bulacağım bugün. Amatör olunca böyle mi oluyor? Ben ne kadar eğlenceli olursam insanlara o kadar eğlence dağıtabilirim. Bendeki eğlenceyi başkalarına gönderiyorum bak. Ne bu? Danslar, eğlenceler. Sabahtan akşama kadar eğleniyoruz. Sürekli. İnsanlar bu otele geldiği zaman tek düşünceleri ne? Eğlenmek. Tabii biz. Abi bir otele neden gidersen? Animasyonlara katılmak için. Danslar, gösteriler. Adam mesela geldi. Abi bir saniye, aylar boyunca prova yapıyoruz ve ne yapıyoruz? Buradaki organizasyonları ayarlıyoruz teker teker hepsini. Adam atıyorum buraya dinlenmeye geldi. Burada sakin sakin. Dinleneceği bir organizasyon yaparız. Eğlence sınırsız devam edecek. Aura, Inferno, Kemer, Alanya, sahiller. Gel, eğlence sınırsız. Beyler, eğleniyor muyuz? Nasıl gidiyor? Kolay gelsin. Sahil voleybol, eğlence, su, yüzme, deniz, halkadan geçirme.
Katılmak ister misiniz? Voleybol, plaj voleybolu. Voleybola var mıyız? Voleybola var mıyız? Var mıyız voleybola? Sen otelin numunesisin herhalde. Yok kardeş, plaj sağ ol. Bugün dinlenelim, biz ilk gün ya. Yol yorgunuyuz. En yoğun popülasyon sahilde plaj voleybolunda. Anladın Yok. Mı? Sağ ol kardeşim, kolay Anladın. Gelsin. Parmakla dönerken bak, hani gücü bok ki. Bok ki, anladın mı? Böyle. Sahilde bunları yapacaksın. Söyledim bak. Ben de yani, bunu. Şurada güneşe karşı yatarken tek korkum ne biliyor musun? Akşam yemeğe çıktığımda yine senin gelmen. Geliyor musunuz? Susabaşı! Susabaşı! Sınırsız eğlence, Susabaşı. Susabaşı eğlencesi. Ya ıslandı tişörtüm, telefonum ıslandı ya. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sabahtan beri otelde çalışılabilecek neresi varsa orada çalıştım. Resepsiyona gittim, bel boyluk yaptım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da akşam ezanı okunuyor. Benim de mesai saatim bitti. Sizce bir otelde çalışılabilecek en güzel pozisyon ne? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yaz geldi, bu dakikadan sonra havuz videoları, deniz videoları, eğlenceli bütün videolar sizler için hazırlanmaya devam edilecek bizim tarafımızdan Delimine kanalında. O yüzden şuradan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok çılgın videolar gelecek. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.